Bak aslan bak. Çok keyifli bir oyuncak. Bunun kırmızısı nerede oğlum? Böyle bir aktivite masası aldık. Günaydın bu arada. Bu ayakta durmasını destekliyor. İşte bayağı güzel aktiviteler var. Mesela adım atıyor bakıyor şu an. Üstüne yaslanmasa iyi. Yaslanıyor şu an. Oturma odasına bakar mısınız? Bu kısmet bir oyuncak odasında da var zaten. Yeni bir günden bu arada tekrardan herkese merhaba. Ben dün akşam eve geldikten sonra hemen böyle pijamalarımı değiştirdim ya, üstümü giyinim pijamalarımı. Mutfak biraz dağınıktı. Gözüme böyle dağınık göründü. Oraları toparladım. Her şeyi kaldırdım. Dün kaşla göz arasında şu bordo ojeyi de sürdüm. Güzel oldu, sevdim. Artık böyle biliyorsunuz kalıcı oje yaptırmıyorum. Oje sürüyorum ara ara. Böyle daha güzel. Hem tırnaklarım da dinleniyor. Bu arada tırnaklarım da kendine geldi. Çok uzun sürmedi bu arada bu sefer kendine gelmesi. Şu an böyle mükemmel. Ha, uzatırsam kırılır illaki. O yüzden uzatmıyorum. Ben böyle kısa kullanıyorum artık. Böyle maksimum bu uzunluk. İçten görünmüyor yani, o derece. Şimdi hemen bir kahve yapmak istiyorum kendime. Çünkü ay, o adam çatıda ne yapıyor? Hemen bir kahve yapayım. Kendime geleyim. Çünkü bugün aslan erken uyandı. Sonra ona mamasını verdim. Sonra ben uyuyakaldım. Ama aslan yatağın içerisindeydi. Sesi de gelmiyordu. En son sesi gelince uyandım. Bir ayılmam lazım. Hala böyle ayılamadım. 7'de bu arada hava karanlık oluyor ya. Yani çok enteresan. Yazın 5.30-6 gibi hava aydınlanırken burada şu an 7'de bildiğin karanlık. Ben uzun gün olayını hiç sevmiyorum. Pardon, uzun gece. Uzun gündüz olsun hani böyle. Ben yaz insanıyım ya. Mesela doğum günüm Aralık'ta. Kışın doğmama rağmen yazı daha çok seviyorum, bilmiyorum. Bu arada pijamamı da göstereyim. Bunu Milla'dan aldım. İnanılmaz güzel ya. Ben biliyorsunuz her ay böyle bir pijama alışverişi yapıyorum. Bu da onlardan birisiydi. Saçımı da dün, o ara konuşamadık, Dyson'la yaptım. Sonra böyle çok salkım saçak durmasın diye de yarım topladım. Ama şu an mesela hala şekli var, görüyorsunuz. Şurası kabarmış mesela. Oluyor öyle. Bu benim saç yapımla alakalı bu arada. Böyle olması. Hava da yine bugün kapalı. Yani normalde güneşli gösteriyordu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ben güneşli havaları da daha çok seviyorum. Neyse, mutfak toplu derken Duhan gece bunu yemiş. Burada bırakmış. Bu arada sularımızı içmeyi unutmuyoruz. Öncelikle güne şöyle büyük bir bardak suyla başlayalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Tezgah üstünü boşalttım ben. Sadece bu var. Havlu peçetelik yok. İki sürahi var şu an. Onların burada olması lazım. Sebil almadım henüz. Bir ara Sebil de alacağım. Neyse, onları geçelim. Burada yağdanlıklarım vardı. Onlar benim sinirimi bozdu bir an. Ve dedim ki buradan kaldırıyorum. Lavabo altına götürdüm. Sadece bu kaşıklık var burada. Bence böyle daha güzel oldu. Şurada da boşalttığım bir şeyler var. Ben daha değiştiririm. Yani bu eve, bu evin içerisindeyken bir şeyler ekler çıkarırım gibi geliyor bana. Bir anda böyle laps diye her şeyi koymayın. Yavaş yavaş yapayım, daha güzel oluyor. Daha böyle iyi oluyor bence. Bu arada alacaklarım arasında bir kurutma makinesi, çamaşır kurutma makinesi kafaya koydum. Bir de su sebili var. Su sebilini bilmiyorum, araştırıyorum hala. Kurutma makinesini de acele etmiyorum. Ne zaman kendimi hazır hissedersem o zaman alırım diye düşünüyorum. Şimdi suyumuzu içelim. Ay, kimle konuşuyor? Ha? Ne oldu? Buraya gelir misin? Buraya gelir misin anneciğim? Lütfen. Mesela burada da bir değişiklik yaptım. Çok ufak bir değişiklik ama bence çok fark etti. Arkada tahta vardı. Anlamsız duruyor dedim. Yani kahve makinesiyle kesme tahtası ne alaka dedim. Ve kaldırdım. Bununla içelim kahvemizi. Çok tatlı bu fincanım. Çok beğeniyorum. Mesela şu da sinirimi bozuyor şu anda. Ama içerisinde meyve koyduğum için ve aslana ılık vermem gereken meyveler olduğu için bunu burada tutuyorum. Ama yazın bu da burada olmaz bence. Beyefendi, burada ne işiniz var? Buzdolabını açtığım anda bir de el sallıyor. Buzdolabını açtığım anda manzara bu arkadaşlar. Direkt olarak böyle buraya tırmanıyor. Buzdolabımın içi ne kadar dağınık ama. Şuna bakar mısınız? Hem market alışverişi yapmam gerekiyor ama size çekmeyeceğim. Ya anneciğim. Hem market alışverişi yapmam gerekiyor hem pazar alışverişi yapmam gerekiyor. Bir ara bir pazara gideceğim.
İnşallah bu hafta giderim ama hava kötü diye gidememiştim. Aslan'la gideceğim çünkü pazara. Anneciğim, ay şurada minicik bir patates varmış. Patates ne ya? Bu patates mi şimdi? Aslan oradan çıkar mısın? Sana pankek yapacağız anneciğim. Hadi çık. Meyveni de alayım ben senin. Meyveni de alayım. Olasın dışarıda. Hadi gel anneciğim. Gel ki kapatayım. Sen gelmezsen ben kapağı nasıl kapatabilirim? Hadi muz yiyeceğiz bugün ve pankek yiyeceğiz, tamam mı? Aa, oyuncağına gidelim. Gel 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 gel. Bırakır mı? Hiç asla bırakmıyor. Müsaade et oğluşum. Müsaade et anneciğim. Yine paçama yapıştı. Kafanın üstüne düşüyorsun. Yumuşattım. Ayağım. Bak düşmedin. Düşmedin, numara yapma. Ayağımı koydum, düşmedin. Aa, bu ses de yeni çıktı. Sana pankek yapıyorum. Yemek kaşığı siyah unlu pankek harcı koydum. Bu çok pratik oluyor ya. Hani başka şeylerini almazsanız bile en azından pankekini alabilirsiniz bu markanın. Çünkü inanılmaz pratik. Diğer türlü pankek yapmaya daha çok uğraşıyorsun. Tercih meselesi ama. Şöyle yumurtamızı kıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Süt koyacağım birazcık. Sütten önce şunu koyayım ya. Biraz da havuç rendeleyeceğim. Sen öyle ne yapıyorsun oğlum? Bu ses tonunu nerede öğrendin sen? Nasıl öğrendin? Bu şımarma ses tonunu nasıl öğrendin numarayı? Çok az havuç rendeleyeceğim. Hadi sırala anneciğim. Çünkü zaten siyah unlu havuçlu pankek harcı ya. Bir tane havuç olsun. Anneciğim. Bir tanem sana kahvaltı hazırlıyorum. Lütfen. Lütfen anneciğim. Pijamamdan anlayabilirsiniz nasıl çekiştirdiğimi. Ama bunu keyfi yapmıyorum. Aç kalacak yoksa eğer ben ona yemek hazırlamazsam. Hani keyfi ağlatıyormuşum gibi düşünmeyin. Öyle yazanlar olmuş. Ben hani bayağı sinirlendim ona. Ne alaka? Çocuğunu keyfi ağlatır mı bir insan? Şşş, makineyi bırak. Çocuk kilidi var artık. Hadi bakalım. Şimdi süt de koyacağım. Süt konusunda da sizi aydınlatayım. Şöyle ki sütü lıkır lıkır içmek evet yasak. Bu yaştaki, bu aylardaki bebeklere. Fakat böyle bir şeylerin içerisine çok eser miktarda pişecekse koyarsanız sıkıntı yok. Biraz süt koydum. Şimdi bunu karıştırıyorum. Muhtemelen bu yeterli gelmeyecek. Çok az su da eklerim. Süt ekleyin biraz daha. Sonra su da ekleyelim. Böyle biraz kıvamlandıracağız. Gerçi ben çok suyu da sevmiyorum. Bence böyle okey. Tamamdır. Ne oluyor bir tanem? Ne oluyor oğlum? Nefis oldu oğlum, nefis. Bakar mısınız oğlumun kahvaltısına? Pankek. Zaten nasıl hazırladığımı gördünüz. Sade yumurta, böyle sarısı yoğunlukta. Bir de muz ezdim. Bu kadar. Hadi yiyelim o havuşu. Al bakalım. Pankek yiyor musun? Hadi ye. Ye anneciğim. Gel bakalım sen. Gel, babası gidiyor. Babası gidiyor. Aşkım ben buradayım. Ben gitmiyorum. Gel. Gel bir tanem.
Hadi artık sen de gideceksen git. Ama bak ağlayacak. Ya. Ama ağlayacak. De. Ama neyse. Sağ olun. Bay bay. Ya yapma şunu bak ya. Sana demiştim değil mi ağlayacak diye. Gidelim. Çamaşır atalım gel. Gel makineyi çalıştıralım. Anne çamaşır atacak bu iş. Gel gel. Çorbaya bakalım gel çorba. Aa çorbamız var. Wow. Bak. Gel makineyi yerleştirelim. Babanın tarihi de burada kalmış. Nereye? Bak aslan. Burayı açtım. Bak siyah çamaşırları atıyoruz. Gel bak. Gel şimdi deterjanları da koyalım. Önce şunu ayarlayalım. Gel şimdi odana geçelim. Senin odanı toplayalım tamam mı? Hadi gidelim. Aferin sana. Şunu şöyle koyayım. Haydi gidiyoruz. Gel buraya. Kıyafetlerin var bak onları toplayalım. Aa! Aslan şu an odasında. Ben de odasındayım. Aslan odasını toparlıyoruz daha doğrusu. Bu arada korbele yıkayacağım. O yüzden banyonun içerisine götürdüm. Ve sonra poşetini geçireceğim. Poşetimiz bitmişti. Bu arada bunu alıyorsunuz ve uzun süre gidiyor. Doğum zamanından beri bu gidiyordu yani bize. Tabii çok fazla evde durmadığımızı da düşünürsek. Aslında 3 ay gidiyor diye düşünebiliriz bence. Cici. Cici fil. Güzel fil. Kıyafetlerini yıkamıştım Aslan'ın. Şimdi onları şöyle bir katlayayım. Bu arada ben ütülemiyorum. Hani onu da size net bir şekilde söyleyeyim. Yani ütülemek çok zaman alıyor, çok zor. Ve çok çabuk zaten kirleniyor ve sirkülasyon oluyor. Mesela kirliyi atıyorum ya, sonrasında geri aldığımda zaten onun üstüne giydiriyor oluyorum. Çok fazla kıyafet olmasına rağmen. Bu asılacak mesela. Gel. Küçülenlerimi de ayırdım bu arada vermek için. Ben böyle kendime ayırıyorum. Hani hatıra kalmasını istediklerimi. Geri kalanını da veriyorum. Verecek yerim var. Bana çok fazla yazıyorsunuz ama şu an için verecek yerim olduğundan dolayı sizlere dönüş yapamıyorum. Ama verecek yerim olmazsa sizlerle paylaşırım bunu. Bu oyuncaklarını özlemişsin sanki. Hep içeride oynuyorsun diye. Hala pijamalardayım. Günü yarıladık ve de. Hala kurtulamadım. Ben telefonu nereye koydum? Akşam için ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Keşke şu an böyle karşımda olsanız da size öneri sorsam. Ama evde çok fazla bir şey yok. Evdekileri değerlendirmek istiyorum. Dışarıdan böyle hani sipariş etmek istemiyorum malzeme. Evde ne varsa artık. Nereye bir tanem? Burada dur. Ben buradayım bak. Sen de burada dur. Enteresan bir çocuksun anneciğim. Tekerlerini mi inceliyorsun, bağlantılarını, vidalarına falan bakıyor. Sonra da küçük beyin kıyafetlerini yıkayacağım. Geçebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Çöp torbasının içi o kadar kötüydü ki. Artık bayağı kötü kokmaya başlamıştı. Dışarıya vermiyor bu arada ama içini açtığınız anda çok kötü kokuyor. O yüzden ben böyle birazcık yıkadım bunu. Sonra balkona koyacağım bunu hava alsın ama Aslan müsaade etmedi tabii çok fazla fuşur fuşur yıkamama. Yani sürekli biz bu kısır döngünün içerisindeyiz. Sabah uyan, kahvaltı ettir. Ondan sonra ara öğünü ver. Sonra uyut. Sonra öğle yemeğini yedir.
yapabilir. Sonra tekrar ara öğününü ver ve sonra tekrar uyut. Şimdi uyutmadan önceki ara öğününü veriyorum. Bu ara öğünün içerisinde neler var size söyleyeyim hemen. Yoğurt var, şöyle göstereyim. Hurma var, muz var, erik var. Bunu daha evvel de yapmıştım. Çok güzel oluyor. Yani gerçekten içerisine isterseniz pekmez, tahin, mahin ne buluyorsanız onu da ekleyebilirsiniz. Tam bir atom bence. Biz aslında bu arada tahin pekmeze de başlayacağız da ne zaman bakalım. Aç anneciğim. Tam kapatacağım kamerayı. Dikkati dağılıyor şu an. Aslan'ın bayağı sevdiği bir şey bu. Çocuklarınıza deneyebilirsiniz eğer tatlı şeyleri seviyorlarsa. Bir de aslan yoğurdu yoğurt olarak yemiyor. Anca böyle meyveyle karışınca yiyor. Onun dışında yoğurtla pek arası yok. Ben de bu şekilde veriyorum. Her yolu denedim yoksa. İnanır mısınız hala pijamaylayım ve artık yemeye başlamak zorundayım. Aslan'ı zar zor uyuttum. Çok zorlandım bu. Yapacağımı buldum. Annem buzluğuna ıspanak koymuştu. Ispanak yemeği yapacağım. Üstüne sarımsaklı yoğurtla. Evdeki şeyleri değerlendirmeye var ya, bayılıyorum gerçekten. Yani bu büyük bir mutluluk veriyor bana. Yani minik minik soğan doğruyor. Başlıyoruz. Oktavada yapacağım. Bunu sıvı yağ ve zeytinyağı karışık yapacağım. Yani ayçiçekle zeytinyağı karışık olacak. Şimdi zeytinyağı, biraz daha ayçiçek yağı. Soğanları bir kavuralım. Soğanlar iyice kavruldu. Bir yemek kaşığı domates salçası ama ucunda da biber salçası var. Bunu koyalım. Islamağı ekleyebilirim. Buzluktan çıktığı için biraz da buzluğun çözülmesini bekleyeceğim. Ispanaklar iyice eridiler. Şimdi pirincini atacağım. Yarım çay bardağı kadar pirinç ekliyoruz. Biraz böyle de kavuralım. Ispanağın üzerine artık iyice kavrulduğunu düşünüyorum. Bir su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Ve ağzını kapatıp altını kısacağız. Ben bir de mac and cheese yapmaya karar verdim. Çünkü evde vardı zaten. Şöyle hemen. Yani katı bir şey de lazım sonuç olarak yanına. Bir de ekmek de tüketmiyoruz biz. Dolayısıyla ekmek tüketmediğimiz için çok mantıklı olmuş. Bir tane hamuru yakaladım bir yerden. Anneciğim, bu anne kimle konuşuyor ya? Kimle konuşuyor bu anne? İçine bir miktar tuz atalım. Yemeğimiz iyice olurken ben bunun içerisine biraz baharat atacağım. Çünkü hiç atmadım. Cici mi anneciğim? Bir miktar karabiber, bir miktar pul biber. Pul biberim bir tık acı, o yüzden çok atmıyorum. Ve tuz atalım biraz. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrar bir karıştıralım. Baktım her şey sağlıklı. Bir de biz ekmek de yemiyoruz zaten. Bir tane de hani hamurumsu bir şeyler olsun. Tadımlık. O yüzden mac and cheese'e karar verdim. Şöyle kapatalım. Bugünü de pijamayla geçirelim. Şimdi baktım, değiştirecektim aslında üstümü. Sonra dedim ki zaten akşam oldu. Yani ben yine pijamaları giyecektim. O yüzden değiştirmeyin dedim. Bugün de böyle geçiriyoruz. Ama bir türlü böyle yatış modundan çıkamadım. Kimle konuşuyor bu anne? Kimle konuşuyor? Sana anlatıyormuş gibi de düşünebilirsin. Blender'ı çalıştırıp çorbamızı blender'dan geçirelim. Hop geldi paçama. Geç kaldın anneciğim. Geç bile kaldın. Ops ben buradayım. Aşkım benim. Çok güzel.
yemekler hazırlıyorum bize, biliyor musun? Çok güzel hem de. Yemeklere mi bakıyorsun? Acıkmış olabilir misin? Yok, yedin gerçi. Bayağı yedin. Ne var orada? Çorbanın içerisine çok az tel şehriye atacağım. Bir avuç kadar. Çorbaya tavuk suyu ekleyeceğim. Açabilirsin inşallah. Makarnayı iyice süzdüm. Üzerine şöyle 200 mililitre kadar süt. Altını da açtım zaten. Bayağıdır var bu arada evde. Daha yeni kullanabiliyorum. Bunu çok önce almıştım. Daha yeni kullanabiliyorum. Bir de harcın tamamını döküyorum. Şimdi iyice karıştıralım. Bir de tereyağı ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı kadar. Tereyağı da sanırım buzlukta. Neyse, bulacağım bir şey. Yoğurt ne oyna anneciğim? Yoğurt nerede? Böyle bir sarımsaklı yoğurt dökelim. Ispanağımız hazır ve inanılmaz güzel görünüyor. Hey, onu bırak anneciğim. Hey, 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 yasaklı. Durur musun oğlum? Aslan yerini aldı. Yakışıklı oğlum. Tuhan da geldi. Yemeğini aldı. Yerini aldı. Şunu hazırladım. Bunu hazırladım. Böyle koydum. Evet, Aslan'ın çorbası da hazır. Ham yap. Boş bir tadım yapalım. Ham yap. Aslan. Daha yemeden. Yapamazsın ama. Numaracı. Önce yemen lazım demen için. Limon sık bence. Hani Aslan'ın ağzı? Geldi. Uçak geldi. Bak bak bak. Hımm. Ispanaktan da verelim mi biraz? Çok döküyor. Sonra ıspanak versene bir de. Mama, aslan mama. Ham. Bak başka bir mama. Aa. Mama. Ispanak. Bak bakalım sevecek misin? Temel reis. Acaba acı mı? Aslan mama. El yok. Daha çok çorba koyma. Verelim. Sen de ye, ben veririm. Geldi. Mama geldi. Sersin oraları. Hayır, şimdi bazı ebeveynler vardır ya, böyle yemek yedirirken böyle olurlar. Lan dikkat etmişsinizdir. Ben yemek normal duruyorum ama geldi, olurum. Geldi. Ham. Falan yaparlar ya. Duhan'da da o var. Duhan'da yapıyor. Yemek İstemsiz. Geldi, 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 geldi. Ben bir iş yaparken de ağzımla yaparım ama. Ama yani. Senin annen de öyle yapıyor. Bunu birçok kişi yapıyor. Elim çalışırken benim ağzım da çalışıyor. Bir şey uğraştığım zaman böyle ağzım falan böyle değişik hareketler alır. Yemek geldi. Odaklandığım zaman özellikle. Mesela atölyede elimde makine olduğu zaman bir şey yaptığımda falan böyle değişik değişik surat hareketleri yapıyorum yani. Mama. Aslan. Mama yemeyecek misin? Geldi. Bakın, yedik, içtik, yemeği hazırladık, her şey mükemmel. Ama en zor kısım şu masayı toplama kısmı. Yani muhtar çağırın lütfen. O toplasın. Aa, öyle bir ağırlık çöktü ki, bir de bugün bence yoruldum. Yani sizin görmediğiniz kısımlarda ben Aslan'ı zorluklarla uyutmaya çalışıyordum. Dolayısıyla bayağı yoruldum. Aslan ıspanağı sevdi bu arada. Zaten ıspanaklı börek de yemişti bir aralar. Oradan biliyorum sevdiğini. Her şey çok güzel olmuştu ama özellikle çorbayı ve ıspanağı çok beğendik. Makarna için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok yiyemedik. Kuru kuru geldi. Pek tarzımız değil. Yani sadece makarna ve ıspanak yapsaymışım yine okeymişiz. O birazcık böyle şey gereksiz olmuş. Duhan da pek sevemedi. Çorbayı da deneyin. Çocuğunuza da yedirin. Siz de yiyin. Duhan mesela bayılıyor çorbaya. Ben de çok seviyorum. Zaten ben çorbanın her türlüsünü seviyorum. Ispanağı da mutlaka denemelisiniz. Bence çok lezzetli. Ben bunu daha yaparım. İlk defa yaptım bu arada. Dolu ıspanak yemeğini. Bakın ben bu ilk defa yaptığım şeylerde bazen başarılı oluyorum. Teyze gaci. Teyzem, sen ne yaptın? Banyo mu yaptın? Nereye kalkıyorsun? Teyzem. Çok beğendim fönü. Ya da bu fonu. Fonun üstüne gece öyle kombin ve gözden kol. Çok güzel bu eşofman gerçekten. En çok satan ürünümüz olabilir. Üstüne de kabanımızı giydim. Sizin yüzünüzden ben alamadım ama, biliyor musun? Şöyle ki kabanın acil stonu getirmen gerekiyor. Ya. Smallonu, acil siyah. Ya işte. Getirdiğin gibi soldan. Kaşını niye düzeltmiyorsun peki sen? Kaşımı da Elif Şen aldı. Ha, reklamda. Annemler geldiler. Biz de Aslan'ı yıkamıştık. Yani Duhan yıkamıştı. Ben de üstünü giydirdim.
Annemlere hemen kahve hazırlayayım.